barınmaya mecbursunuz. Yoksa vücudun ısısı da düşmeye başladı mı, bu sefer tehlike başlar. Yeryüzünde dikkat ederseniz, bakarsanız, yeryüzünde muhtelif kıtalarda, dengelerde, coğrafyalarda insanlar yaşıyor. Şu anda kimisi buzların içinde, karların içinde yaşıyor. Mesela Eskimo'ları biliyorsunuz, Eskimo. Eskimo derler. Böyle postlara bürünürler, postetilere bürünürler. Kutuplarda, kuzey bölgelerde, soğukların içinde, kardan yaptıkları evlerin içinde yaşarlar, Eskimo'lar. Aynı şekilde dünyada şimdi gidin Afrika'ya 60 derece, 70 derece sıcağın içinde yaşayanlar da var. Ekvator bölgesinde, çok sıcak yerlerde yaşayan insanlar var. Çok soğuk yerde yaşayan insanlar var. Buzların arasında, karların içinde yaşayan insanlar var. Allah'ın koyduğu nizama, intizama bakın ki, o kardan yaptıkları evlerin içinde yaşayan insanların da vücutlarındaki ısı derecesi, hararet derecesi, vücutlarındaki ısının, hararetin derecesi, o karların içinde yaşayan insanların da 36,5'a bağlanmıştır. 36,5. Vücut ısısı. Aynı gidin ekvator bölgesinde 60 derece sıcak, 70 derece sıcağın içinde, ormanın içinde yaşayan insanların da vücudunun ısısını ölçün, onlar da 36,5. Dünyanın neresinde insan yaşıyorsa, bütün bu sağlıklı insanların vücut ısısını Cenab-ı Hak tek ölçüye bağlamış, 36,5. Biraz atmaya başlayınca, 40 derece, 41 derece oldu mu, insan başlıyor sapıtmaya. İnsan vücudunun ısısı, vücut harareti 41'e çıktı mı ve daha yukarıya çıkmaya başladı mı insan, felaketin içine giriyor. Vücudun ısısı düşmeye başladı mı da ölmeye başlıyor, vücudun ısısı yükselmeye başladı mı o zaman da ölmeye başlıyor. Demek 36,5'da bütün yeryüzündeki 6,5 milyar insanın vücudunun ısısını 36,5'da tutan bir kudret var kainatta. Bu biz değiliz, bu kudret bizim içimiz değil. Bunun sahibi biz değiliz. Yeryüzünde küçük, büyük, zengin, fakir, soğukta, sıcakta yaşayan bir bu insanların vücut ısısını Cenab-ı Hak bir dereceye bağlamış, 36,5. Kitle de ölürsün, inse de ölürsün. Allah'ın birliğini görmeden mümkün değil. Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini, Allah'ın ilminin sonsuzluğunu, Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu anlamamak, görmemek mümkün değil. Aynen böyle olduğu gibi sosyal dediğimiz toplum hayatında insanlar bir arada yaşarken şehir halinde, efendim kasaba halinde, köy halinde, mahalle halinde, aile halinde, aşiret halinde, kabile halinde, devlet halinde, millet halinde yaşarken insanların mutlu olması, mesut olması, rahat etmesi, huzur duyması, saadet bulması için Allah'ın koyduğu kanunlar olur mu olmaz mı? Mutlaka olur ve olması icap eder. Allahu Teala.